Hop. Şöyle tatlı bir tane coffee shop var arkadaşlar. Sıcacık kahvemizi alacağız abi. İçeride şömine var. Arkadaşlar günaydın. Esin'le Çağrı bizi almaya geliyor ve hep beraber Blue Mantis'a gideceğiz. Yaklaşık Sydney'e 1 saat uzaklıkta, 50-60 km arasında. Doğası, yeşilliği falan bayağı muazzam bir yer. Çok da popüler bir yer zaten. İnsanlar sıkça gittiği bir yer. Size olabildiğince manzara çekmeye de çalışacağım. Bugün vlog tadında olacak, böyle işte piknik falan filan, bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz, kahvemiz, çayımız, termosumuz. Bir böyle stresimizi atalım, rahatlayalım istediğimiz bir gün olacak. O zaman izlemeye devam edin, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi 7-Eleven'a geldik, buradan da kahvemizi alacağız. Esin kardeşim bize kahveleri fulluyor. Ne içiyoruz? Bizim reis sabah sabah tabii ki sıcak çikolatasını patlatacak. Çağrı babuş bizi kaçırıyor ama nereye kaçırıyor hiçbir fikrim yok. Şansımıza da bir tık yağmurlu ama artık. Reisler. Sanırım ilk durağımız coffee shop'a geldi. Thank you reis. No worries mate. Burada kahvaltı değil, böyle kektir, kahvedir falan takılacağız. Size etrafı şöyle azıcık göstereyim. Bizim reis üstü kış, altı yaz. Klasik bir Avustralyalı modunda. Güzel manzara. Hava burada çok soğuk. Üstümde gördüğünüz gibi montla falanız yani. Bayağı soğuk. Hele böyle yerlerde hava çok daha soğuk oluyor. Şöyle hiçliğin ortasında şöyle tatlı bir tane coffee shop var arkadaşlar. Şimdi burada oturacağız birazcık. Ondan sonra farklı bir yere geçeceğiz tabii ki. İçeride veya dışarıda oturabiliyoruz. Çok soğuk olduğu için arkadaşlar biz içeride oturacağız. Mekan böyle güzel bir mekan. İçeride şöminemiz varmış. Biz muhtemelen içeriye geçeceğiz. Ah. Reis. Havuz gibi burada şöminede biraz ısınıp tatlış bir yer. Çağrı reis beni tuvalete götürüyor. Elimden tutup tuvalete götürse daha iyi olur. Ben şöyle bir etrafı çekeyim. Aslında hafif böyle hava güneşli olsaymış çok daha iyi olurmuş. Nasıl, beğendin burayı? Güzel kanka, güzel. Güzel değil mi? Güzel. Kanka yaz kış geliyoruz buraya, çok güzel bak, mükemmel. Şu etrafa bak ya. Yani şurada kahveni al. İçeceğini al, ne bileyim ne istiyorsan, işte meyve suyu artık her neyse ne istiyorsan al, şurada otur, şurada arkada, o keyfin çıkar yani, mükemmel bir yer. Çünkü insan, yani Avustralya işte biliyorsun hep stresli. Bazen insan böyle stresini dışarı atmak istiyor, işte nereye geleceksin, buraya geleceksin işte. Mükemmel abi, şu güzelliğe bak ya, el değmemiş. Şimdi üşüyoruz ya, sıcacık kahvemizi alacağız abi, içeride şömine var, mükemmel. Aslında dışarıda oturmak isterdim ben, sen? Evet. Ama işte soğuk. Soğukla mesaj veriyor, diyor ki yani bir an önce içeri geçelim de kahvemizi içelim, götüm donuyor diye. Biz içeri kaçıyoruz arkadaşlar, orada devam edeceğiz. Böyle bir coffee shop'a geldik, bayağı güzel, tatlış bir yerdeyiz. Benim kahvem geldi, bizim reis'in sıcak çikolatası geldi. Arkadaşlar sıcak şarap siparişi verdi. Bekliyoruz. Şöminemiz var. Bizim reislerin sıcak şarapları da geldi. Ayrıca böyle bir tatlımız var. Burada bir tane daha çikolatalı tatlımız var. Bunları da gömücüyüz. Şimdi buradan sonra da Blue Mantis'a geçiyoruz. Kahvaltımızı yaptık, bir şeyler yedik, içtik. Esin kardeşimiz
şaraptan, sıcak şaraptan biraz sarhoş oldu. Çantasını unuttu. Kocasını suçluyor. İşte kafan güzel, nasıl araba kullanacaksın diye. Ama sarhoşluğumuz burada. Ne bir kafası güzel acaba? Ne alkolü memur bey? Burası gayet böyle hafta sonu kaçmak için mükemmel bir seçim. Geçenki o portakal topladığımız vlogtan sonra dediğim gibi böyle yerler kaçmak için çok güzel. Farklı farklı aktiviteler var bu şekilde. Coffee shoplar olsun, restoranlar olsun. Gayet güzel ya. Fotoğraf çekimindeler orada. Keyifler de yerinde. Bu arada Blue Mountains'a geldik. Bizim küçük çocuklar burada. Hop. Hop. Bu arada arkadaşlar galiba bir önceki yerde bu kahve içtim. İki tane kahve içtim bugün sabah sabah. Sanırım biraz dokundu, çarptı. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Birazcık böyle mide bulantısı falan da var. Karnım falan şişti. Yediğim kek de belki gluten alerjim olduğundan dolayı sorun çıkarmış olabilir. Pek keyifli olmadı oradan buraya geliş yolculuğum. Açıkçası böyle demir rahatlatmaya çalıştım ama işe yaramadı. Bir şey olduğu yok. Biraz zaman geçmesini bekleyeceğim. Bakalım, muhtemelen bir tık daha kendime gelirim diye düşünüyordum. Etrafı çekmeye çalışacağım. Ama acayip sisli bir görüntü var. Birazdan zaten kayda alacağım orayı da. Acayip sisli arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Normalde burada muazzam bir manzara var. Herkes muhtemelen zaten şu an geri dönüyor bir nevi. İşte hayatlar, bakın ben montla dolaşıyorum. Adam tişört ve kapri ile gelmiş. Size sistem başka bir şey çekemiyorum şu an. Aslında bu da bir şey. Normalde burası muazzam bir manzara arkadaşlar. Dağlar, bilmem neler. Ama hiçbir şey yok bugün. Hava zaten genel olarak bugün biraz kapalıydı. Şansımıza bugün de böyleymiş. Alın size Blue Mountain. Blue Mountain dedik. Bu size Blue Mountain. Bakın. Muazzam bir manzara. Hiçlik. Normalde burada şahane bir manzara var arkadaşlar. Hatta bakın. Şurada çizimleri falan var. Şöyle muazzam bir manzara görmemiz lazım. Fakat hiçbir şey yok. Aslında burada güzel bir manzara varmış ya. Sisli falan. Hoş da görünmüyor değil. Şimdi burası nereye gidiyor? Gerçi yazıyormuş. Three Sisters Walk diyor. En azından size yürüyüş yolunu çekiyorum. Böyle etrafta ne var ne yok az çok görebiliriz diye düşünüyorum. Şu an benimle dalga geçiyorlar. Bir yandan hastayım, bir yandan da böyle video çekiyorum. Bu arada az önce ambulans var burada abi. Acil durumlar için bekliyor. Dedim ki kahve dokunmuş olabilir. Biraz midem bulanıyor. Ara ara mide bulantısı geliyor. Ve karnım şişti şu an dedim. Hani bir şeyler yanlış. Dedim hani farmasi belki uzakta olabilir. Dedim bir ilacınız var mı? Diyor ki onu yaparsak dedi. Seni burada tedavi süreci başlatmış olduğumuz için ilaç dahi versek dedi. Sana fatura yollamamız gerekiyor. Ne kadar dedim? 500-600 dolar arası. Aga. Avustralya'da onu söylemeyeceğim. Yaptığınız her şey para abi. Paran yoksa bak tedavi de etmiyor. İlaç da vermiyorlar sana. Arkadaşlar yolda kapalıymış. Yürüyüş parkuru. O yüzden bir şey yapamadık. Zaten bir anda çok da iyi hissetmiyorum. Arabaya doğru yürüyoruz. Oradan sonra başka bir şey yapar mıyız emin değilim. Size son bir bakış bu Blue Mountains tarafından. Şu an bana gülüyorlar çünkü hasta hasta bunu çekiyorum. Diyorlar ki olan yoluna yürüyemiyor, video çekiyor. Çünkü insanları ciddiye alıyorum. Şimdi bir eczaneye gideceğiz, oradan bir şu mide bulantısı için bir şey alacağız. Ondan sonrasını bilmiyorum. İlaç
Tacını buldum. Şundan yesene bir tane. Şuradan buldum. Eat this one. Eat this one. Direkt öteki tarafa. Kanka güzel bak bu kızılcık bu. Sonra gerçekten poison olacaksın. Sonra direkt zehri alacağım zaten direkt ondan sonra. Arkadaşlar patates oldum. Oradan sonra bir şey yapmadık zaten. Hava çok sisliydi. Yediğim şey galiba dokundu ya da içtiğim bir şey midem çok kötüydü. Zaten bayağı bir yoldayken 4 defa falan durduk. Yani bizim için çok güzel başlayan gün kötü bitti biraz. Ama şu an daha iyiyim. Yoğurt falan yiyorum. Bugünlük bu kadar. Böyle bir vlog oldu. Bu da sağlık olsun artık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.